Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz veri analiz yöneticisi Onur Coşkun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Merhaba. Teşekkür bizi, ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki. Öncelikle buraya davet ettiğiniz için beni teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, 1984 İstanbul doğumluyum. Ee, doğma büyümeyi İstanbulluyum diyebilirim. <laughs> ee, sonrasında e, Kocaeli Üniversitesi e, Jeoloji Mühendisliği'nden mezun oldum 2008 yılında. Ve e, orada bir e, ayrıma gitmek zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü ya jeoloji mühendisliğinden devam edecektim ya da e, endüstri mühendisliği yüksek lisansı yapacaktım. ve Endüstri mühendisliği yüksek lisansı e, yapmaya karar verdim ve e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun oldum. 2002'nin Mart e, 2012'nin Mart ayında e, ve bu şekilde endüstri mühendisliği yüksek lisansımı yaptım. E, sonrasında e, 4-5 firmada ya da 3-4 firmada hep raporlama analiz üstüne Excel'de çalışmalar yaptım. Ama son 4 yıldır iş sekiyası üstüne çalışıyorum. Şu anda da veri analizi yöneticisi olarak bir firmada çalışıyorum. Aynı zamanda evliyim, bir kız çocuğum var, 5 yaşında. Maşallah. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok güzel. Tebrikler, <laughs> başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Neden bu işi seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Yaşadım. İki kırılma noktam var aslında. Birincisi şöyle. Biraz önce bahsettiğim gibi e, jeoloji mühendisliği yüksek lisansından sonra ya e, jeoloji mühendisliği yapacaktım ya da e, endüstri mühendisliğine devam edecektim. Biri sahada çalışıyor, biri ofiste çalışıyor. E, ben ofiste çalışmayı tercih ettim ve e, analiz, raporlama yapmayı çok seviyordum. E, o yüzden de endüstri mühendisliğini tercih ettim. Ve bu şekilde e, endüstri mühendisliğini tercih ettikten sonra ilk önce Excel'de, işte veri analizleri yapmaya başladım. İkinci kırılma noktam da şöyle bir arkadaşım vardı iki önceki firmamda iş sekası bölümünde çalışıyordu onlarla koordine bir şekilde çalışıyordum ve o arkadaşım vasıtasıyla da yönlendirmesiyle Cihangir bu arkadaşım çok hı hı. sevdiğim saydığım hatta danıştığım bir arkadaşım diyebilirim arada sırada teknik konuları o arkadaşım vasıtasıyla cesaretlendirmesiyle de İş sekası alına yönlendim diyebilirim. Çok güzel. İş sekası nedir acaba? İş sekası şöyle, iş sekası veri tavanından veriyi alıp belli katmanlardan geçirip bu veriyi daha böyle yapılaştırıp veriyi hı hı. sonrasında da bunu bir iş sekası tuğlu vasıtasıyla bilgi haline getirip dashboardlaştırıp veri görselini yapıp bunu e, üst yönetime sunmak aslında. Ne güzel. Yani üst yönetime birebir ilişkide oluyor iş zekasındaki kişiler. Hı -hı. E, biraz daha teknik boyuta gelmek gerekirse e, şöyle örneğin e, veri tabanından veri ambarı birkaç katman var demiştim. Veri tabanından veri ambarını alırken veri e, ETL programları kullanılıyor. Ya da e, SQL'in veri yönetim programı olarak SQL'in SP'leri kullanıyor. Stock prosedürleri. Buradan veri ne zaman update edilecek, ne zaman veri, veri tabanından çekilecek, ne zaman e, veri update edilecek bunlar belirleniyor. Otomatik şekilde bunlar belirleniyor. Sonra da veri ambarına geliyor veri. E, veri ambarına gelirken de öncesinde bir veri ambarı tasarımı yapmak lazım. Örneğin şöyle bahsedeyim. E, Tüm departmanlarla, birimlerle oturup, CRM olabilir bu müşteri hizmetleri, hı hı. onların verisi olabilir, e, dağıtım verileri olabilir, operasyonu verileri olabilir. Evet. Ben genellikle el ticaret lojistik firmasında çalıştım. Hı hı. Onlarla birebir oturup veri kümeleri hazırlamak lazım. Evet. Yani bu veri kümeleri... E, kategorize mesela, ediyorsunuz. Evet herhalde. kategorize ediyor. O kadar çok e, veri Hı -hı. var ki Hı -hı. değil mi? Onları incelerken detaylarda boğulabilir yani yönetici. Evet. Siz bunları en iyi şekilde Hı -hı. bir araya getiriyorsunuz. En makul şekilde Hı -hı. izah ediyorsunuz. Kategorileri Hı -hı. ayırıyorsunuz. O şekilde sunum yapıyorsunuz. Ve e, büyük bir e, kolaylık aslında yönetici için vizyon katıyor. Yani vizyon, tabii e, ki. risk yönetimini e, yapabilir bu veriler sadece. Hı hı. O yüzden çok önemli bir misyon gerçekten. Aynen katılıyorum size. Ee, yani sonuçta bu veri kümelerini her birimle oturup eee e, sonra değil mi? Evet. Siz hazır bir şekilde e, bunları sunuyorsunuz. Evet ya yani birimlerle oturup hı hı. E, o veri kümesine hangi evet. kolonlar olmalı, evet. neler olmalı hı hı. E, bunları belirliyoruz. Sonra veri ambarıyla birlikte bu veriler eee iş sekansı programlarına, tullarına aktarılıyor. Arada farklı katmanlar da olabiliyor mesela. Evet. Microsoft'un e, Azure Analysis Service diye bir programı var. O programda e, bu e, iletim hızını hızlandırabilmek evet. için bir katman bu aslında. E, yani veri e, ambarından e, dashboard'a aktarım sırasında e, bir katman Azure Analysis Service. Böylece memory üstünden çalıştığında evet. hızlı bir şekilde aktarıyor. Hı hı. Ve dashboard oluşturuyorsunuz. Ben Çok güzel. dashboard oluştururken de iş zekası... Programlarını kullanıyorsunuz, tool'larını. Ben şu ana kadar Tableau kullandım ve Power BI kullandım. Ve bildiğim kadarıyla eskiden Tableau revaçlermiş. Şimdi hı hı. Power BI daha çok revaçladı son 3-4 senedir. Hem dünya çapında hem Türkiye çapında. Ve bu şekilde bu veriyi görselleştiriyorsunuz. Sonra da veriyi görselleştirdikten sonra bu Power BI vasıtasıyla mesela evet. bunu üst yönetime sunuyorsunuz. Direkt yönetimle çalışır iş zekası e, ekipleri ve e, sonra da bu şekilde e, süreci devam ettiriyorsunuz. Evet. Bu alanda çalışmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? E, öncelikle şunu söyleyebilirim, detaycı olması lazım. Hı hı. E, analitik zekasının kuvvetli olması lazım. E, verilerle... E, Uraşmayı sevmesi lazım. Veriden bilgiye çevirirken o aradaki süreçleri, işte SQL koplamaların sorgularını e, e, sevmesi lazım. Sorguları yazarken filan, e, bunlar lazım ve e, yani sanırım ilk başta dedim dikkatli olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü üst yönetimle çalışıyor. Hı hı. E, yani Özellikle sıfır hassasiyet gerektiren. Aynen tıkanı. öyle Nesra Hanım. Yani evet. çünkü. Ben sıfır hataya inanmıyorum çünkü evet ama öyle bir beklenti var var, var, ne yazık Değil var. kesinlikle <laughs> mükemmel Hı -hı. bir sonuç isteniyor. Peki S işinizin zorlukları, keyifli yanları, başka ilaveleriniz var mı konuya, nelerdir? Tabi ee, bu arada şey yani sıfır hataya evet. inanmıyorum dedim ama minimum hatayla çalışması Tabii. lazım. Hı -hı. Ee, i̇şimin keyifli yanları mesela ben daha önce Excel'de raporlama analizi yapıyordum. Ee, Excel'de yaptığım raporlama analizlerde hep belli şeyde kalırsınız. Yani veriyi çekersiniz programdan. Daha sonra da onu e, harmanlayıp bilgi haline getirirsiniz. Her gün e, aynı şey yapabilirsiniz ya da haftada bir gün aynı şey yapabilirsiniz. Ama Power BI gibi iş zekası tullarıyla bunu e, çok daha büyük verileri, mesela Excel 1 milyon 100 bin satır kadar veri alıyor bir sayfası için ama Power BI milyonlarca satır veri alıyor. Aynı zamanda bunu bir kere kurguluyorsunuz Dax formülüyle hı hı. aynı zamanda e, Power Query'siyle format hazır oluyor ve bu şekilde e, siz e, kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Bu çok büyük bir kolaylık. Yani rutinden çıkartıyor evet. sizi. Bir kere yapıyorsunuz, sürekli hı hı. çalışıyor. E, üst yönetimle çalışıyorsunuz. Yani e, grafikler e, Excel'e göre daha e, güzel olduğundan dolayı, e, daha çekici olduğundan dolayı daha eğlence katıyor. Bir evet daha katıyor. eğlence katıyor. Bir, Hı -hı. bir çeşit sanat aslında. Kesinlikle. Ve böylece e, üst yönetime e, iyi bilginizi katkı. iyi pazarlayabiliyorsunuz evet. aslında. Hı -hı. Yani Önemli bir katkı da katkıda sağlıyorsunuz. Evet tabii. E, firma içinde önemli katkılar sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü o e, bilgiler üstünden. Firma e, stratejisini belirliyor aslında. Evet, kesinlikle. En güçlü yönleriniz nelerdir? Acaba biraz bahseder <laughs> misiniz? İlham olsun izleyicilerimize de. Tabii ki. E, benim en güçlü yanım, analitik zekâma çok güvenirim. <laughs> e, onun dışında, e, yani sorgu konusunda, formül yazma konusunda, Power BMS'e, DAX'sında, <laughs> e, Power Query tarafında, e, sorgularda, SQL konusunda, e, soru yazmasına ve çözüm yolu bulunmasına. Hı hı. E, çözüm bir şey, odaklısınız. Evet, bir şekilde ben bunları yapabiliyorum. Ne güzel. E, aynı zamanda dikkatliyimdir. Ama dediğim gibi sıfır hata diye o, bir şeye inanmıyorum. Minimum hatayla çalışırım çünkü keyifli En iyisi. Insanız. Yani yapılabilecek <laughs> işin en iyisi. Değil evet. Bu bunlar benim en iyi özelliklerim diyebilirim. Harika. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? E, sosyal hayatta. Ailemle birlikte e, bir aile olmak hı hı. ki zaten şu an böyle ne güzel. E, çocuğumla ilgilenmek, eşimle birlikte dışarı çıkmak ve çocuğumla birlikte dışarı çıkmak bunlar beni çok motive eden şeyler. Harika. İş hayatınla da üretmek. Evet. Benim e, yani gerçekten şeydeki amacım, dünya geliş amacım e, üretmek olduğunu ne inanıyorum. Güzel. Yani bir şey ürettiğim zaman hı hı. çok çok küçük de olsa insanlara bir katkı olduğunu evet. düşündüğüm zaman bir dashboard hazırlayarak evet. e, bu beni çok memnun ediyor. Harika. Ya yani i̇şte Üretmeden herhalde ben yaşayamazdım diye düşünüyorum. Harika bir katkı sağlıyorsunuz. Evet. Çok aynen. önemli. Hı hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, son olarak şunu iletebilirim. İstekası e, belki 10-15 yıldır belki 20 yıldır bir şey var e, tarihçesi var. Ama son zamanlarda Türkiye'de de iş zekasının değeri anlaşılmaya başlandı ve maddi koşulları, maaşları bir tık daha iyi diyebilirim. O yüzden IT sektörüne çalışmak isteyenler iş zekasını düşünebilirler. Bir de veri bilimi var. Biz iş zekası çalışanları olarak olan veriyi gösteririz. Yani işte depoda şu kadar bu ayda şu kadar sipariş çıkmış mesela. Ama veri bilimciler alt ay sonra depoda şu kadar şey çıkmış derler. işte sipariş çıkacak derler. Öngörü yaparlar. veri bilimci de o yüzden çok önemli diyebilirim. ama yani ya iş zekası konusunda ya veri bilimi konusunda ki veri bilimi şu an daha revaçta. ilerlemelerini öneririm. Ama şunu da eklemeliyim. Veri bilimi iş zekasına göre çok daha fazla teknik bilgi içeriyor. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Hı -hı. Benim Programımızın Hı -hı. sonuna geldik. Katılımınız bu önemli Hı -hı. açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Nesrin Hanım. Çok mersi. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.